Herkese merhaba arkadaşlar. Yabancı Oyuncu kanalından Azat ben sizlerle beraber bugün çok değişik indie oyunu oynayacağız. Çok duygusal ilişkiler anlatan, uzak mesafeyi anlatan ve ona benzer diğer zorluklar anlatan anlamlı bir indie oyunu arkadaşlar. Unity üzerinde yapılmış, Unity motoruyla yapılmış bir oyun. Hep beraber izleyelim. Size de şimdiden iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Oyunun adı March arkadaşlar. March belki de ay olarak burada Mart ayı olarak geçmiştir ya da kızın ismidir onu bilmiyorum. Headphones recommended for best experience. Gerçekçi daha güzel bir his için kulaklık önerimizdir diyorlar. Artık bilmeyen yoktur onda zaten. Başlayalım hep beraber neymiş ne değilmiş bir görelim arkadaşlar. Evet. Biz neredeyiz şu anda? This is not a love story. Bu bir aşk hikayesi değil diye başlıyor olaya. Olay. Bu köprü bizle beraber mi çıkıyor? Evet. Bu hold her hands she follows. Hold left click near her look for the two dots. Two dots? To the look el diyor elinden tut falan ne ama eli yok. Ah good. Oh. Vay! Aa bizle beraber hareket ediyor. Oo. Sırtım dönüp gidebiliyor muyum? Yok, aynı yerde takılıyorum. Böyle tutarak beraber yürümemiz lazım. Enteresan. Daralıyor arka tarafta, karanlık. Hop, duvara tosladık. Nasıl geçeceğiz buradan? Açamıyor muyuz? Onu bırakınca karanlık oluyor. O benim hayatımın aydınlığı. Geri gidelim. Burada çıkış yok. Başka yolu arayacağız. March. Şöyle zigzag geliyor. Tamam. Şu köprünün üstüne çıksak beraber. Ha? Hop! Listen and find her. Dinle ve onu bul. Biz aşağı atladık gittik. Tamam. Evet ışık. Ooo! Farklı bir atmosfere, farklı bir koridora geçiş yaptık. Böylece. Bizim şekil. Evet, kapılar açıldı. Duvarlar, zorluklar. It wasn't like this in reality. Gerçekte bu böyle değildi. Ben hiçbir zaman onun elini bırakmadım. Öyle mi dedi acaba? Biz sadece beraberdik. Müzik solo piyano başladı. Satisfied. Pişmanlık değil herhalde ya. Biz onunla yaptığımız şey için pişmanlık duymadım. Pişmanlık mı? Even if you forget she was with me still better than complications. Yani o kadar karmaşık şeylerden sonra bile mi öyle bir şey dedi ya? Niye anlamadım ben onu? Jump with spacebar when unburned. Unburned ışıktan mı bahsediyor acaba? Sen daha hızlı yürürsün ve daha yukarıya zıplarsın. Unburned yanık değilken diyor. Sönük anlamında yani. Bunu bırakarak gidebiliyor muyuz şuraya? Aha! Yok. O bizim hayatımızın ışığı olduğu için gidemiyoruz. O yüzden şu civarı şöyle bir yoklayalım. Ha tamam. She did light up my life. O benim hayatımı renklendirdi, ışıklandırdı. Oo! Harika. Tamam. Tamam, zıplıyoruz ama nereye zıplıyoruz? I wonder if she felt the same.
Ben çok merak ediyorum. O da aynı şekilde düşünüyor mu diyor. Aynı şekilde oldu mu diyor benim gibi. Evet, anlamlı sorular. Çalışalım. Tırmanıyoruz şu anda. Niçin? Nereye? We were okay with doing our own thing. Biz o yaptığımız şeyden, o beraberliğimizden gayet memnunduk. She and I were fine with this distance. Aramızdaki mesafelere rağmen biz çok mutluyduk. Yani biz iyiydik diyor. Karanlık ve mouse hareket ettirdiğimde ses dönüyor. Sese doğru gitmem lazım galiba. Of. Bu olay bana çok değişik şeyler yaşatıyor şu anda. Şurada bir yerde. Evet, şu an oradayım. Sesin oradayım. Hayır, uzaklaştım. Bir boşluğa düştük şu anda. Hayatımızın anlamı yok şu anda. Karanlık her yer. Ve kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Bu olaydan kurtulmaya çalışıyoruz. Ses şu an hemen altımda, önümde. Ne yapmam lazım? Müzik de çok etkileyici ama ya. Tamam. Göz göründü. Ha, hayır. Göz göründü ama. Hadi tıkla. Evet, tam üstüne geldim. Of. Tamam, bizimle beraber gel. She was going to be living, following her own life and ambitions. Of. O gidiyordu kendi hayatı ve kendi hayatındaki öncelikleri için, hedefleri, hayalleri için bizden gidiyordu ve ben buna da tamam diyorum dedi. I wanted her to be happy. Ben sadece onun mutlu olmasını istedim. Biz sadece beraber olmaktan çok güzel eğlendik, çok güzel vakit geçirdik. Biz düştük mü? Onun gidişini gösteriyor burada. Gördüğünüz gibi. O kendi hayatını yaşamaya, kendi hedefleri için başka şeylerin peşinde uçtu gitti. Biz aşağıda kaldık. Çok daha farklı, çok daha değişik bir hayatla beraber. She would live, would we keep going on? O gidecek. Biz devam etmeli miyiz? Hayatımızı böyle devam ettirmeli miyiz? I wasn't going to chase her. Ben onu sorgulamayacaktım diyor. She knew that. O da bunu biliyordu. Yani kabullendim anlamında. Evet. If she wanted to keep going, she would have convinced me. Eğer o zaten gidiyorsa çoktan beni gözünde bitirmiştir. Çoktan karar almıştır. Ben bu yüzden onun başka birisiyle olmasına karışmadım. Hayatına başka birisinin girmesine yok demedim. Ben artık
Onunla ilgili çok daha olgun düşünüyordum diyor. Çok daha olgun düşünüyordum. Çok büyük dramatik falan düşünmeye gerek yok. Olan oldu diyor burada. For more we had each other. For now. Şimdilik bizim için sadece birbirimiz vardık diyor. Ama yok. Ben nereye geldim? Atlıyordum oradan. Arkamız kapandı. O araya gideceğiz. 2 ay 7 gün, saatler, dakikalar, 2 ay 4 gün, 3 gün, 2 gün, 1 gün. Ha, düşüyordum. Get rid of her. Ayrıl ondan. Uzun mesafeli ilişki hiçbir zaman olmaz, yürümez. Ben onsuz daha hızlı giderim. Geç olmadan bitir şu işi, bitir şu işi. She doesn't near better now than hiç olacağından, geç olacağından şimdi olsun. Bitir bu olayı. O zaten senden daha iyisini bulacak. Senden daha iyisiyle olacak. Uzak mesafeli ilişki mi ha? It doesn't make any sense. Artık hiçbir anlamı yok. She doesn't need you. Onun sana ihtiyacı yok. Onsuz çok daha hızlı yürürüz. Bitir bunu. Kır bunu. Arkamda ne oldu? Bakmadım. End of course we stayed together. I knew I was in love. I had no doubts. I wouldn't toss her aside. Ve sonunda biliyordum ki biz beraberdik. Ben onu çok seviyordum. Ve başka bir şey aklımda yoktu. Başka şeyler düşünmüyordum. Ve onu bir kenara iteklemiyordum. İteklemiyorum dedi. Ve altında but that isn't what happened. We will see this story to the end. Ama aslında olan o değildi. Gerçek hikayeyi sonunda anlayacağız diyor. Az önce arkama bakmadım. Bu sefer arkama bakarak ilerleyeceğim böyle. Orada ne oldu anlayamadım çünkü. Geri gelse bile zaten yine tekrar seni bırakacak diyor. Onsuz çok daha hızlı gidebilirim. Onu senden daha iyisini bulacak. Hiçbir anlamı yok artık. Bırak onu. Bitir bu ilişkiyi. Geç olmadan bitir bu ilişkiyi. Hayır, kapı var orada. Yetişelim, yetişelim, koş, koş, koş. Geç olacağına şimdi olsun diyor. Hayır, hayır, hayır. Of. Kapı varmış orada. Bize bunu yaptırma. Hayır, bize bunu yaptırma. Çok daha hızlı gidiyoruz. Aman yarabbi. Onsuz gitmek zorunda bıraktırıyor. Bütün bu dedikler de ona varıyor zaten. Artık hiçbir anlamı yok. Tekrar geri gelse bile tekrar seni bırakacak. Başka birisiyle çok daha mutlu olacak. Ne kadar erken bırakırsan o kadar iyi. Mesafeli ilişki hiçbir zaman sonu mutlu bitmez. Bitir bu ilişkiyi. Çıkar hayatından. Onun sana ihtiyacı yok. Ondan kurtul dedi ve yetiştik. Safe from heart attack, safe from us, but mostly from myself.
Kalp ağrılarından ve bizden çok daha güvenli bir yerdeyim. Özellikle kendimden diyor. Çok daha iyi. She came back for finish other things. O bazı şeyleri bitirmek için, geri kalan şeyleri bitirmek için geri geldi. I saw her but we were different. Ben onu görmüştüm ama çok farklıydık. O farklıydı ve ben farklıydım. Words that will cling to our hearts unspoken. Bizim kalbimize giden kelimeler ağzımızdan çıkmıyordu. Konuşamıyorduk artık diyor. Her avoiding eyes. Avoiding neydi? Onun bakışları dedi. Avoiding kelimesini unuttum. Talking to each other about nothing. Hiçbir şeyle alakalı olmayan şeylerden birbirimizle konuştuk. Konusuz şeylerden. The forced smile and laugh of my regret. Benim üzüntümden dolayı o gülüşü falan dedi benim üzüntüme karşın. Ney? Ciddi olamazsın. O başkasıyla biz de aşağılara düşüyoruz. Aa, bu kadar mı güzel anlatılır ama oyunda? Wish for your happiness and I'm sorry. Ben senin mutlu olmanı diliyorum ve özür dilerim. See you later then. Sonra görüşene dek. Hoşça kal. Bitti mi yoksa? Çok değişik bir oyun arkadaşlar. Bunu gerçekten anlayabiliyorum şu anda. Zaten buna benzer bir şey yaşadıysanız kesinlikle bana katılacaksınız. O kadar güzel anlatılmış ki, yani farklı bir açıyla böyle konuşamayacağınız kelimeler olur ya, söyleyemezsiniz, anlatamazsınız. Ama içinizde yaşarsınız. Onu bu oyunda anlatmışlar. O yüzden tebrik ediyorum gerçekten bu konuda. Benim başıma da böyle bir şey geldi arkadaşlar. O yüzden çok etkiledi beni bu oyun. Yani bazen hayatınız boyunca tanıdığınız insanları bazen hiçbir şekilde tanıyamıyorsunuz. Yani sanki bambaşka birisine dönüşüyor ve artık siz onun için yoksunuzdur. Kabullenemiyorsunuz, diyorsunuz nasıl olur bu kadar şey, olamaz. Ama maalesef oluyor. Yani hiçbir şeymişsiniz gibi kalıyorsunuz ortada. Kafanızda bin türlü sorular. Neden, nasıl, ne zaman, nasıl oldu, nasıl oldu da bu duruma geldik, ne yaptım, ne ettim, kendini suçluyorsun, onu suçluyorsun. Ama hiçbir şekilde bir çareye varamıyorsun, hiçbir şekilde o ilişki geri dönmüyor. Bu oyunda onu anlatmaya çalışmış. Yani gerçekten çok etkileyici yani. Gerçekten tüylerim diken diken oldu şu anda. Şirketler falan değil, bir kenara bıraktığım zaman bizim gibi normal düşünen, böyle bir olayı yaşayıp da onu oyun içine aktaran insanlardan sonra böyle güzel eserler çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi hiç öyle milyarlarca dolarlık oyun olmasına da gerek yok. Bu kadar basit bir şey ama bu kadar derinden etkiliyor. Gerçekten tebrik etmek lazım bu açıdan yapımcıyı. İki kişi yapmışlar sanırım. Evet, benden bugünlük bu kadar. Umarım siz de beğenmişsinizdir oyunu. Linkini aşağıda veririm zaten. Bilgiler kısmında. Oradan siz de tıklayıp oynayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.